Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilari. Istiqlol kundalik xabarlar programmamizni ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdulloh Yalqin. Programmamizda vatanimiz Sharq Turkiston va dunyo kun tartibida bo'lib o'tgan eng muhim xabarlarni huzuringizga sunishtirishimiz. Qanamiz diqqatlar ekranimizda bo'lsin. Atoqli san'atkor Abdurrahim Heytning turmada o'ldirilganligi ilgari surildi. Özining jangivar naqshilari bilan Uyg'ur xalqining va Turkiyadagi keng san'at dunyosida tunishliq bo'lgan atoqli san'atchi Abdurrahim Heytning Xitoy turmasida o'ldirilganligi ilgari surildi. Bu vaqtdagi uchurlarda uning turmada qattiq qiyin qistoq ostida jon uzganligi qayd qilinmoqda. Bu xabar 8-fevral kuni Turkiyadagi bir uchur manbasi tomonidan ilgari surilgan bo'lib, turkiyalik san'atchi Turkiya davlatlik televiziya kanali TRT'ning atoqli naqshchisi Bunyamin Aqsungur shu kuni e'lon qilgan uchurida Abdurrahim Heytning turmada jon uzganligiga doir xabarlar burunmi tarqalgan bo'lsa-mu, lekin bu qatim tarqalgan xabarning rostligini ta'kidlagan. Aqsungur 8-fevral qilgan so'zida Xitoy rejimining bayonot e'lon qilib, bu xabarning rostligini rad qilishini umid qilganligi, biroq bu xabarning o'ziga intayin sog'lom manbalardan kelganligini bildirdi. U Abdurrahim Heytning jon uzganligi rost bo'lsa, bu Uyg'ur xalqi uchunla emas, balki Türk dunyosi uchunmi zo'r yo'qotish bo'ladi dedi. Bunyamin Aqsungur xabar manbasining intayin ishonchlikligini ilgari surgan bo'lsa-mu, lekin bu xabar texi Xitoy rasmiy doiralari tomonidan dalillanmadi. Ma'lum bo'lishicha Abdurrahim Heyt 2017-yil 4-oyda Urumchida otalar uchrashganda qatorliq naqshlari sababli tutqun qilinib, 8 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan ekan. Aqsungur uning o'g'lining o'tgan yili dadasini yo'qlab borganda uning bak o'ruqlab ketganligi va uni holsiz ahvolda ko'rganligini anglaganligini bildirdi. Amerikada turishliq shoir Tahir Hamidning Xabar Nida Torbetining muxbiriga bildirishicha, uning Otalar nomli naqshisining tekstini yozgan shoir va yozuvchi Abdurrahim Abdullohmi tutqun qilingan ekan. Bu xabar tunigundan buyon Turkiyadagi har qaysi sahalarda tunilgan mashhur kishilarning sahifalarida tarqitilib, Uningga Allohdan rahmat tilandi, zolim Xitoy la'natlandi. Sharq Turkiston tashkilotlar birligi raisi Hidoyatulloh O'g'izxon bayonot e'lon qilib, Turkiya tashqi ishlar ministrligining Xitoy elchisini chaqirtib, uning ahvoli haqida aniq ma'lumot talab qilishi kerakligini bildirib, dunyoda kaklik ovlashning bunchalik oson emasligini ifodaladi. Demak, shirkati Sharq Turkiston xalqi uchun o'z manfaatidan voz kechdi. Turkiyadagi Demak shirkati lideri Qodir Akinji Apandi Xitoyning Sharq Turkiston xalqi ustidan yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikka qarshi Xitoy bilan bo'lgan tijoratini to'xtatganligi haqida bayonot e'lon qildi. Bayonotda munular deyildi. Demak uskuni shirkati uzundan beri tashqi va ichki savdo sohasida zo'r muvaffaqiyatlarni qo'lga keltirib, iste'molchi qayrindoshlarimizning zo'r olqishiga erishdik. Biz dunyoda yashashning asoslik maqsadini tushundigan bir shirkat bo'lib sifatimiz bilan Xitoyning qon qirindoshlarimiz Sharq Turkiston xalqiga yurgizayotgan qirg'inchilik siyosatiga qarshi turamiz. Sharq Turkiston xalqi yolg'iz emas. Biz Sharq Turkistondagi qirindoshlarimizni qo'llash uchun har yili Xitoydan import qilib kelayotgan 2200 tonna uskunini bugundan boshlab to'xtatdik. Xitoy shirkatlari bilan tijorat aloqamiz bugundan boshlab oxirlashdi. Hurmat bilan Demak shirkati mudiriyati. Demak shirkati bir jamiyat shirkati sifatida 2010-yili Turkiyaning Denizli viloyatida qurilib, qisqa vaqt ichida zo'r muvaffaqiyatlarga erishib, zo'raygan va xaridorlarning olqishiga erishgan shirkat. Intelning qurg'uvchisining 17 yil kesilganligi ilgari surildi. 8-fevral ijtimoiy uchur vositalarida tarqalgan uchurlarga asoslanganda, Intel Kaspiy texnik tarbiyalash maktabining qurg'uvchisi Ablat Abdulla Apandining 17 yil kesilganligi ilgari surildi. Ablat Abdulla Apandi yaqinqi bir necha yildan beri Sharq Turkistonning har qaysi nohiya shaharlarida Intel Kaspiy texnik tarbiyalash maktabi nomida nurg'un tarmoq maktablarini qurib, jamiyatga tunilgan Sharq Turkiston xalqining ilm tashnoligini qondirish uchun to'xtamasdan izlangan ma'rifatparvar sahobachilardan biri edi. Egilinishcha Intel Kaspiy texnik tarbiyalash maktabining har qaysi shahar nohiyalaridagi tarmoqlarining ismi qayta o'zgartirilib qurilishga boshlangan. Hindonoziyadan Sharq Turkiston tashkilotlariga taklif. 7-fevral Hindonoziya Explore Humanity tashkiloti Sharq Turkiston yangi nasl harakatini ziyorat qildi.
Ziyaretki kelgen mekmanlarını yeni nesil hareketi reisi Dr. Abdusalam Teklimakan, Şarık Türkse Marife Hemkarlık Cemiyeti reisi Hidayetullah Oğuzhan ve Cemiyet Başkatipi Abdülahat Abdurrahman Katarlıklar kütüv aldı. Ziyaretli mekmanlarga Şarık Türkistan'ın hazırkı vaziyeti hakkında tepsili malumat berildi. Mekmanlar Şarık Türkistan yeni nesil hareketi reisi Abdusalam Teklimakan, Şarık Türkse Marife Hemkarlık Cemiyeti reisi Hidayetullah Oğuzhan, Başkatip Abdülahat Abdurrahman Katarlıklarını Hindonezya'da Şarık Türkistan'ın hazırkı vaziyetini tanıştırışka teklif kıldı. İlginleşe aldığımızdaki küllerde işki teşkilattan teşkillenen bir heyet Hindonezya'da ziyareti bulundu. Kırgızistan'daki Xitay elçihanesi amallık tedbirlerini küçeytti. Erkin Asya Radyosu'nun haberde bildirilişe Xitay'nın Kırgızistan'da duruşluk elçihanesi amallık tedbirlerini küçeytip elçihane sırtıga korallık muhafizetçilerini oranlaştırgan. Xitay elçihanesinin bu hareketi Kırgızistan taratkularının dikkatini kozgan. Bazı gözetkiçiler elçihane sırtıga korallık muhafizetçilerini oranlaştırılışı yakında yüzbergen Bişkek şehirdeki Xitay'a karşı namayışlar bilen münasebetlik buluşu mümkün deb karalmakta. Lekin Xitay elçihanesi bunun yakınkı namayış bilen münasebetlik ikerlikini rad kılgan. Bu yıl 17 yanvar günü Bişkek şehrinin Alatau meydanında Kırgızlarının kan kölemlik Xitay'a karşı namayışı partılgan idi. Kırgızistan Kabar Agentliğinin bildirişçe, Xitay'ın Kırgızistan Turuşluk Baş Elçisi Xiao Qinghua 8 fevral günü muhbirlerini kütüb elip, elçihane sırtıga korallık muhafizetçilerinin oranlaştırılışının namayışçılarga kartılmağanlığını ilgiri sürdü. O elçihanlarının katlı koğduldığan stratejilik oran işkerlikini eskertip, muhafizetçilerinin küşeytilişinin yıkınkı namayışları bilen alakası yok dedi. Onun aşkarlışça Xitay reisi Xi Jinping pat yakında Kırgızistan'ı ziyaret kılıdıkken. O Xi Jinping'in ziyareti Xitay-Kırgız münasebetlerde yeni sahipi açıdığallıkını ilgiri sürgen, ama amallık tedbirinin küçeytilişi hakkında hiç kandak küçür vermegen. Türkiye'nin ufuktan halkıgan Koğduğuçu Keme namlık akbarat toplaş parahoti işki giriştirildi. Türkiye'nin milli imkaniyetleri ve öz küçüğü tayınıp işlep çıkargan ufuktan halkıgan Koğduğuçu Keme namlık tuncu akbarat toplaş parahoti vazife öteşki başıldı. Türkiye Avazi Radyosu haberde bildirilişçe Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'daki Tuzla Kemisazlık Zavodida ötküzülgen A-591 tiplik ve ufuktan halkıgan Koğduğuçu Keme namlık tuncu akbarat toplaş parahotini denizgi çürüş mürasimide kılgan sözü de Türkiye'nin kemisazlık sanayetinin yakınkı 16 yıldın buyan kayıtıdın nahayeti zor muvaffakiyetlerini kolgu keltirvatkallığını tekitlep mundaq dedi. Türkiye kemisazlık sanayeti de bütkül dünyanın dikkatini kozgavatkan muhim bir küçüğe aylandı. Yakınki 3 yıl içinde Daesh ve PKK katarlık Türkiye puhralarının genini kaskılavatkan, devletini parçalaşka urnavatkan barlık terörlük teşkilatlarına karşı köreşte, alem şumul neticelerini kolgu keltürgenlikine eskertken Cumhur Reis Erdoğan, dünyadaki kolu kallık terörçülerine koral yarak yardım kılgan küçlerinin, Türkiye'nin kural yarak seti verilişi meselesi de akılgı sığmaydıgan tosalıqlarını payda akılıp atkallıqını kayıt kılış bilen bir vaqtta Daesh'ten tartıp PKK'a, Al-Qaeda'dan tartıp Eş-Şabab'a Müslümanlarının kınını tüküp atkan barlıq terörlük teşkilatlarının kolu da garip ellerinin kural yarakları barlıqını. Suriye'nin şimalıda etnik tazlaş faaliyetlerini elip berip atkan PYD-YPG'lik katıllarının kolu da mu? Türkiye'nin ittifaktaşlarına ait bulunan raketamyotlar, bombalar, kural yarağlar ve ok doğrularının barlıqını tekitlep mündaq dedi. Bundaq bir manzara aldı da Türkiye'nin hareketki ötmey karab duruşu, milli bihaterlikini başka devletlerinin insabığı kaldırışı mümkün emez. Biz bu devlet buluş süptimiz bilen hem köz aldığımızdaki bu manzaradan, hem rayonumuzdaki özgürüşlerden, hem tarihimizdeki muhim hadislerden tecrübe savaklarını yekülleb, devlet müdafiyesi sanayitimizni kudret tapkuzuşku tirişivatimiz. İlginlikçe tahminen 8600 kilovatlık küçke ve 10 tonluluk bir tik uçar ayroplan konuş iktidarıgı ige ufuktun halkıgan Koğduğuçu Keme namlık akbarat toplaş parahoti hava şaraiti kattık naçar vaqtlarda mı uda toxtavsız 45 gün hareket kılıp tehditlerini öz vaqtıda bir taraf kılalaydıken. Bu parahotunun elektronluk sınak ve meşik sistemelerini Harbi işler elektrik teknik sanayi şirketi teminleydiken. Alahide uxturuş. Şarq Türkistan halkının pahırlık oğlanı cemaat erbabi Abdüqadir Yapcan'a 13 fevral seyşembe İstanbul vakti saat 10'da İstanbul Adalet Sarayı'da sot edildi.
Türkiye'de faaliyet edip berivatkan Xalqara Musafirlar Hakları Cemiyeti elan kılgan uqturuşta munular tilge elindi. Xitay zulümüden kaçıp Türkiye'den siyasi panahlıq sorugan Abdiqadir Yapchan 2 yıldan beri Xitay'nın şikayetleri sebeplik bigunah nazarbandı turuvatıdı. Türkiye'deki bir demokratik devlette Abdiqadir Yapchan'ın bigunah tutup duruluşunu adalet duygusu yokap getmeyen her kandak bir insan kubul kılalmaydı. İstanbul'daki barlıq Şarkı Türkistan halkı ve yerli qeyrindaşlarımızın koluğu bayrak ve Abdiqadir Yapchan'a erkinlik diyen plakatlarını elip, İstanbul Adalet Sarayı aldığı yığılıp, Türkiye hükümetinin Abdiqadir Yapchan'ı koyup berişin talep kılış yığılışıga katnışka çakırı kılımız. Qeyrindaşlarımızın kalaymıqan söz hareketi bulmay, Abdiqadir Yapchan'ın bigunah tutup duruluvatkallığını, Şarkı Türkistan halkıya muhim işkellikini tiniç haletti bildirişini ümit kılımız. Hürmet bilen Xalqara Musafirlar Hakları Cemiyeti. Hürmetli televizyon görüşler. Şuna kalıp bugün haberimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah etki programımızı görüşeceğiz. Sizlerine Cenab-ı Allah'a tavşırımız. Şuna kalıp program ahırda ekran arasındaki barlı hizmet taşırmağa köptün köp rahmet eytemen. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu.